Evet, Irak ve Suriye terörden aslında iki noktada bağımsız değil ve Türkiye bütüncül yaklaşımla süreci yürütüyor. Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu var. Şimdi Suriye'ye yönelik de yeni bir harekat sinyali var. Arkadaşlarımız Suriye grafiği hazırlamış ama hemen yan tarafta Irak'ta yürütülen hali hazırda Pençe Kilit Operasyonu var. Mehmet Kancı, TRT Haber TRT editörü bizlerle birlikte. Mehmet Kancı, istersen önce Irak'la başlayalım. Irak'ta Tabii. yürütülen çok kritik bir operasyon var ki 5 şehit verdik. O bölgenin ne kadar hassas terör yuvası olduğunun da bir kanıtı olsa gerek son operasyon. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye terörle mücadelede yeni bir konsepti benimsedi. Bu konsept neydi? Kendisine yönelik saldırıları sınırlarının dışında karşılamak ve terörü Türkiye topraklarına girmeden önlemek. Hemen 2016 yılında Fırat Kalkanı bölgesinde bir operasyon başlatmıştı Türkiye. 2018 yılına gelindiğinde Irak'ın kuzeyinde bu sefer kararlılık harekatı çerçevesinde bir dizi operasyon başlatıldı ve Türkiye burada üs bölgeleri oluşturmaya başlamıştı. Daha sonra 2019 yılında bunun pençe operasyonları sürecine dönüştüğünü gördük ve 18 Nisan'dan bu yana da Pençe Kilit Operasyonu kod adıyla Türkiye, Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon süreci başlatmıştı. Bu operasyonlar özellikle hangi bölgeyi hedef alıyordu? Bugün 5 şehit verdiğimiz ZAP bölgesine. Bu ZAP bölgesinin özelliği ne? Özellikle PKK'lı teröristlerin yıllarca Türkiye topraklarına geçiş noktası olarak kullandıkları bir alan ZAP bölgesi. Ve bu alanın özelliği ZAP suyunun kestiği, çok sayıda nehir ve nehrin kollarının kestiği derin vadilerden Dik oluşturulması, yamaçlar. dik yamaçlar, bunların kontrolünün son derece zor olması, bu bölgede üs bölgesi kurmak da son derece zor. Ve Türkiye son olarak bu bölgede kontrolü ele geçirerek PKK terör örgütünü biraz daha güneye itme yönünde inisiyatifi ele almak üzere harekete geçmişti. Son derece zorlu coğrafi koşullarda yürütülen bir operasyon. Bu operasyonlarda 80'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi bugüne kadar Pençe Kilit operasyonları kapsamında. Peki şimdi Suriye'yi konuşalım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifadesi bir operasyon değil mi? Herkes öyle anladı. Yanlış anlamadık Mehmet Kancı. Şimdi tabii Ukrayna Savaşı yalnızca Ukrayna-Rusya arasındaki savaş yalnızca Ukrayna topraklarında geçmiyor Cengizhan Cevahiroğlu. Bu savaş dünyadaki tüm hassas jeopolitik bölgelerdeki krizleri potansiyel çatışma ihtimallerini de harekete geçirdi. Bugün benzer bir durumu Tayvan'da görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri belki orada sıcak bir çatışmanın eşiğine gelecekler. Devlet ve devlet dışı aktörler bu süreçte fırsattan yararlanarak, yani bütün dünyanın dikkatinin Ukrayna'ya toplanmasından yararlanarak bir takım problemlerini çözmeye veya üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. PKK-YPG terör örgütü ve ona destek olan ülkelerdeki bugün İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'in NATO üyeliğiyle eş zamanlı olarak 12 Mayıs'ta yaptığı bir açıklama vardı. Bu Suriye topraklarında, Fırat'ın doğusunda özellikle PKK-YPG'nin hakim olduğu toprakların Sezar yasası denen Şam yönetimine uygulanan yaptırımlardan ayrı tutulmasına yönelik olarak bu bölgelerde çalışacak enerji şirketlerine imtiyazlar sağlayacak bir yasal düzenlemeye gidiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Yani Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG varlığına yalnızca askeri bir meşruiyet değil, ekonomik ve siyasi meşruiyet ve destek sağlamak üzere atılan adımlar vardı. İşte bu adımlara bağlı olarak ve tabii ki Ukrayna'da Rus askeri operasyonunun başarısız olmasının etkisiyle Suriye'deki Rus askerlerinin de Ukrayna'ya taşınmakta olduğu yönünde bazı iddialar var. Ve burayı, bu bölgeleri İran yanlısı milislerin ve Lübnan Hizbullah'ın doldurduğuna yönelik de bir takım iddialar var. İşte bu iddiaların hepsi bir araya geldiğinde Türkiye bölgede gelişen boşluğa ve kendisine yönelik olarak artan saldırılara yanıt olarak bir belli ki operasyon hazırlığında. Peki şimdi Afrin bölgesine daha önce operasyon yapıldığını biliyoruz. Fırat Kalkanı var, işte Zeytin Dalı var. Bu çerçevede farklı harekatlar yapıldı. Gelebilecek yeni harekat nereye olur veya nereye olması muhtemel? Şimdi Tel Rifat bölgesi özellikle Afrin'e yönelik saldırılar konusunda Türkiye'yi çok rahatsız eden bir bölge. O potansiyel operasyon düzenlenebilecek alanlardan bir tanesi. Ancak yani tabii ki bunda şahsi fikrimi soracak olursan,
Ayn İsa, şurada Tel Abyad'ın hemen arkasında, güneyinde gördüğümüz M4 karayolunun hemen, evet, o bölge. M4 karayolunun hemen üzerinde çok kritik bir kavşak noktası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamana kadar PKK-YPG terör örgütüne sağladığı silah ve mühimmat Ayn İsa'da bulunan mağaralarda gizleniyordu. Burası Tel Abyad'ın, yani Türkiye'nin Akçakale'nin karşısına gelen Tel Abyad'ın hemen arkasında yer alan, Türkiye'nin operasyonunun bugüne kadar dışında kalmış olan, ancak son 3 aydaki gelişmelere baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli olarak bu Ayn İsa çevresinde kümelenmiş olan PKK-YPG'nin askeri hedeflerine vuruyor uzun menzilli silahlarla. Bu bölgede eğer Ayn İsa'ya yönelik bir operasyon düzenlenecek olursa Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, zaten Fırat'ın batısındaki PKK-YPG kaynaklarının da büyük ölçüde lojistik imkanları kesilmiş olacak. Burası da yine potansiyel operasyon hedeflerinden biri haline gelebilir. Peki Türkiye'ye yönelik saldırı var mı özellikle bu bölgelerden, yoksa daha çok orada yaşayan Suriyelileri korumak adına mı Türkiye'nin hamlesi var? Yani bizim için kritik mesela Ayn al-Arab Türkiye için kritik mi? Çünkü çok yakın, işte o sınır hattı neredeyse taş atabilecek kadar yakın olduğu noktalar var değil mi karşılıklı? Evet. Neresi bizim için çok kritik? Ayn al-Arab, senin de işaret ettiğin gibi özellikle terör örgütünün saldırılar düzenlemek için hala kullandığı alanlardan bir tanesi. Oranın kritik olmasının ötesinde Afrin'e yönelik saldırıların düzenlendiği Tel Rifat bölgesi aynı şekilde. Hı hı. Ve son iki aydır yalnızca PKK-YPG terör örgütü değil, rejim güçlerinin de zaman zaman Türkiye'nin desteklediği bölgedeki gruplarla çatışmaya girdiğini, bombardımanlara giriştiğini görüyoruz. Halep çevresinde özellikle bu anlamda ciddi çatışmalar yaşanmakta son iki ay içerisinde. Dolayısıyla Türkiye'nin elinde çok geniş bir operasyon düzenleme seçeneği var. Bu bölgelerin her birinde sivilleri kendisine kalkan olarak kullanan PKK-YPG terör örgütünün üstlenme alanları ve bu alanlardan Türkiye'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Keza geçen hafta Gaziantep'e yönelik bir takım saldırılar da düzenlenmişti. Şimdi uluslararası konjonktürü Ferhat Hoca'ya soracağım ama yaz mevsimine giriyoruz. İklim açısından müsait. Acaba ne büyüklükte bir harekat olur? Daha önceki harekatlarla kıyasladığımızda, çünkü iki noktayı özellikle ifade ettin. Tel Rifat bölgesi, Ayn al-Arab bölgesi, belki doğuda Kamışlı'ya doğru bir hamle olması şu an için muhtemel değil ama bu bölgedeki tüm alanların güvenliğini sağlamak adına bu iki nokta çok hassas. Bu iki noktayı kontrol edebilmek adına ne kadar güç uygulayacak Türk Silahlı Kuvvetleri? Veya uygulayabilir. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan önceki harekatlarına baktığımız zaman, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatı, neredeyse her harekatta ayrı bir yöntem, ayrı bir taktik, ayrı bir gidiş yolu izledi. O yüzden bu konuda tahminde bulunmak çok zor. Zor. Evet, Türkiye'nin elindeki tabii ki silahlı insansız hava araçları veya insansız hava araçları seçenekleri artık çok artmış. İstihbaratı iyi bu şartta. Evet. Ve zaten hali hazırda Irak-Suriye sınırında hareket halindeki terör örgütü mensuplarına yönelik sık sık operasyonlar düzenlenmekte. PKK-YPG'nin üst düzey kadroları ortadan kaldırılmakta. Dolayısıyla hedef alınacak bölgeye göre izlenecek metot da, harekatın içeriği de farklı olacaktır. Ve burada tabii ki muhaliflerin vereceği destek de harekatın uygulanacağı bölgeye göre farklı boyutlarda olabilir. Ancak Ayn İsa herhalde bu bölgeler içerisinde coğrafi şartlar göz önüne alındığında zırhlı birlikler desteğinde en rahat operasyon düzenlenebilecek bölgelerden bir tanesi. Sahada Ruslar olduğunu biliyoruz karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri ve avanesi var. Ve her iki ülkeyle de görüşülen, daha önce anlaşılan hususlar vardı. 30 kilometre derinliğe kadar hiçbir PKK'lı terörist olmayacak. Ne DAEŞ ne PKK orada olmayacak. Nedir durum şu anda? Şimdi yani tuttu mu Ruslar ve Amerikalılar o sözünü, tuttu mu? Her iki tarafın da o sözü ne kadar tuttuğu konusu son günlerdeki çatışmalara baktığımız zaman, artan saldırılara baktığımız zaman şüpheli. Ne kadar bölgeyi kontrol altında tutabildikleri, Rusya'nın hala bölgede devriyeler düzenlediği belirtiliyor ama Rusya'nın eski askeri ağırlığı olup olmadığı, bölgedeki eski asker sayısına sahip olup olmadığı, bunlar da şüpheli konular. Dediğim gibi buradaki askerlerin bir kısmının Suriye'deki Rusya'ya nakledilmesi ve üslerin devredilmesi gibi devredildiğine dair bilgiler geliyor. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir boşluğa Türkiye'nin müsaade etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bölge artık Rusya için gerçekten önemli mi? Rusya ağırlığını Tartus'a verip İsrail'in Suriye topraklarına yönelik düzenlediği saldırılara mı
odaklanacak. O da ayrı bir başlık çünkü İsrail'in son haftalarda artık Rusya'nın eskisi kadar rahat hareket imkanı tanımadığı hava harekatlarının da yoğunlaştığını görüyoruz. Geçen hafta keza yine Tartus çevresine ve Şam çevresine İsrail'in çok kapsamlı bir hava harekatı vardı. Ama Rusya da buna karşılık vermeye başladı. Dolayısıyla Suriye sahasında işler giderek karmaşıklaşıyor. Daha karmaşık oluyor. Ve tabii ki bir de Türkiye'nin kendisine sığınmış olan Suriyeli sivilleri artık topraklarına gönderme yönünde bir takım planları, projeleri var. Bunların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz var. Ne yaptığımıza bir bakalım Mehmet Kancı. Yani bu dört operasyon noktası ki bunlar büyük operasyonlardan bahsediyoruz. Harekatlar irili ufaklı belki yüzlerce yapıldı. Bir geçmişe bir bakalım sevgili seyirciler. Yani Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele anlamında Türkiye ne yaptı? Hangi harekatlarda, hangi hamlelerde bulundu? Mehmet Kancı az önce ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri çok kompleks, karmaşık planlar uyguluyor ki tahmin etmesi oldukça güç. Bu çerçevede evet bir harekat bekleniyor ama nasıl olacak, nereden başlayacak ve hangi araçlar kullanılacak bunu biz bilmiyoruz. Şimdi bir geçmişteki harekatlara bakalım, sonrasında birinci sayfa kaldığı yerden devam edecek. Suriye'nin kuzeyi terör örgütlerinin zulmü altındaydı. Türkiye teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'deki terör örgütlerinin hepsine karşı bölge halkıyla birlikte başlattığımız meşru bir operasyon. Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve Elbap terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. 7 ay 5 gün süren harekatta 2055 km² alan terörden arındırıldı. 3000'den fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemeye kararlıydı. 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Terör yuvaları bir bir imha edildi. 6370 terörist etkisiz hale getirildi. 57 gün süren ve başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'yla bölge halkı yıllar sonra huzura kavuştu. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonucu patlayıcılar, sığınak ve tüneller tek tek imha edildi. Güvenliğin sağlanmasıyla 200 bine yakın sivil ülkesine geri döndü. Esed rejimi 27 Şubat 2020'de Mehmetçi'ye alçakça saldırdı. 34 askerimiz şehit oldu. Bu saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Amaç, insani krizin önlenmesi, akan kanın durması ve yerinden edilen bölge halkının yeniden evlerine dönmelerini sağlamaktı. Bahar Kalkanı Harekatı'yla rejim ağır kayıplar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tüm saldırılara misliyle en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş ve verilmektedir. Harekatta 3473 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3394 km² alan kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon sinyali verdi. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz İnşallah bu operasyonlar başlayacak. Evet.
Evet, çok yakındır. Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları söylediyse daha önce şahit olduk. Bütün basın mensupları şimdi valizlerini hazırladı. Çünkü her an bir harekat haberi gelebilir. Bundan sonraki geceler uykusuz geçecek. Hem Mehmetçik için hem biz basın mensupları için terörle mücadelede neler yaşandığını dakika dakika sizlere aktarabilmek adına da süreci yakından takip ediyoruz. Peki uluslararası anlamda ne oluyor, neler olabilir, bunu da konuşmamız lazım. Profesör Doktor Ferhat Birinç hocama da bunu sormak istiyorum. Yani daha önceki operasyonlarda çok karşı çıkanlara şahitlik ettik ama şimdi ne olur acaba? Yine yükselir mi bir ses, aman durun yapmayın şeklinde? Aslında her operasyonun farklı bir dinamiği var. Her ne kadar 2016'da başlayan o silsile hiç durmaksızın farklı isimlerle ama aynı amaca hizmet eden operasyonlar şeklinde devam etse de her operasyonun farklı bir dinamiği vardı. Örneğin ilk Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok fazla bir itiraz olmadı. Çünkü en başta DAEŞ'in ana üstlendiği bölge olduğu için çok da fazla rahatsızlık oluşturmadı. Tırnak içinde eleştiri olmadı en azından. İkinci operasyon ABD'nin şimdi PKK-YPG ile ilişkisi temelde DAEŞ'le mücadele şeklinde pazarlandığı için ve bu şekilde ifade edildiği için ABD tarafından Zeytin Dalı Harekatı olarak Afrin bölgesinde olduğu için ve burada da DAEŞ varlığı söz konusu olmadığı için ABD yine burada biraz nispeten sessiz kaldı ve dolayısıyla çok büyük eleştiri olmadı. Sadece PKK'nın ve PKK'ya biraz daha müzahir olan bazı sivil toplum kuruluşlarının ve bazı devletlerin ufak tefek eleştirileri oldu ama ortada somut bir kanıt olmadığı için, sivillere yönelik herhangi bir zarar olmadığı için sadece terör yuvalarıyla, hatta hatırlayalım o SİHA görüntüleriyle bile topçu ateşi veya işte havan ateşi yapıp kaçarlarken yakalanan, etkisiz hale getirilen kişileri görünce, dolayısıyla her şey belgeli bir şekilde ve hassas bir şekilde yürütülünce o eleştirilerin de bir anlamı olmadı. Ama asıl, ne işimiz var Afrin'de sözünü çok net hatırlıyorum. Afrin şehir merkezine girilmesini de savunanlar oldu aslında. Yani o çok sert, biz çok çabuk unutuyoruz. Bilmiyorum Mehmet Kancı katılır mısınız? Çok yani çok sert hızlı tartışmalar da oldu. Doğru, hızlı. Çünkü orada bir iç siyaset malzemesi haline getirilmek istendi. Hı hı. İkincisi çok fazla bilinmeyen bir alan ve aslında kritik durumun da farkında değildi çoğunluk. Bu anlamda bu vesileyle aslında şehitlerimize ben de rahmet diyerek aslında başlamam gerekiyor. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu açıdan baktığımızda yani Afrin harekatının yapılması biraz önce Sayın Kancı ile sizin harita üzerinde gösterdiğiniz gibi aslında Türkiye'yi birçok açıdan korudu. Sadece terör örgütünden temizlemesi noktasında değil. Yeni göç akımlarının engellenmesi ve bir sonraki aşamada gönüllü geri dönüşlerin gidebileceği, olabileceği bir ortam sağlaması açısından. Şimdi ben Barış Pınarı'na gelmek istiyorum. Çünkü asıl sizin bahsettiğiniz, sorunuzda ifade ettiğiniz eleştiriler özellikle Barış Pınarı Harekatı'na geldi. Çünkü Barış Pınarı Harekatı deyim yerindeyse o kurgulanmak istenen garnizon devlet şeklindeki o PKK, YPG, SDG adına ne dersek diyelim. Hı-hı. Ana murgasının terör örgütünün oluşturduğu yapıya sekteye uğrattı. Yapıyı kesti, böldü ve yıllardır 2014 yılından beri üstü açık bir şekilde, öncesinde üstü kapalı bir şekilde desteklenen bu terör örgütünün o hayali projeyi gerçekleştiremeyeceği anlaşılınca çok ciddi itirazlar, çok ciddi eleştiriler, sadece eleştiriye kalmayan yaptırımlar geldi arka arkaya. Hatırlayayım, Amerikan Kongresi tarihinde hiçbir zaman bu kadar oy birliğiyle neredeyse olacak kadar Türkiye'ye karşıtı yaptırım kararları almamıştı. Avrupa ülkelerinin çoğu ki aynı zamanda NATO ittifakında bugün Ukrayna meselesi nedeniyle dayanışma içinde olduğumuz ülkeler normal zamanda da aslında... Aslında tam zamanı değil mi? Yani tam olarak oraya doğru gelecektim aslında. Onların çok yoğun yaptırımları, eleştirileri oldu. Üstü örtülü olan yaptırımlar açığa çıkmaya başladı bir şekilde. Ama şu an konjonktür değişti. Jeopolitik hızlı bir şekilde değişti. Ama Suriye sahasında değil sadece, Ukrayna sahasında. Hani klasik bir deyim vardır. Ukrayna'da olan Ukrayna'da kalmaz diye ifade edeyim. Ukrayna'da olan o jeopolitik denge aynı zamanda Türkiye'nin önemini, jeopolitik konumunu ve nasıl devreye girince dengeleri değiştirebileceğini ortaya koydu. Ve aynı zamanda özellikle şu anda günümüzde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini tartışırken de terör örgütlerine verilen desteğin Türkiye açısından nasıl sorun olarak görüldüğünü bir kez daha deyim yerindeyse tokat olarak üzerine çarpıldı. Bu sadece İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir yaklaşım değil aslında. Diğer bütün aktörlere verilen bir mesaj ve bu mesajın içinde Rusya bile bulunmakta. Dolayısıyla bir operasyon yapılırsa ki geliyorum diyen bir operasyon, Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği işte söylemlerde kapsamı, önceliği ve ne zaman gerçekleşeceği de aslında 3 aşağı 5 yukarı belli olan bir operasyon geliyor. Ve kanaatimce birincisi bu operasyona bir önceki Barış Pınarı'nda olduğu kadar yüksek sesle itiraz olmayacaktır.
İkincisi, velev ki olursa Türkiye'nin aynı zamanda bu devletlerle olan ilişkilerinde daha farklı tutumlar takınma ve karşılık New York'taydı verme. Dışişleri Bakanı. Vardı, evet. Şimdi Filistin'de, yarın İsrail'de olacak. Bu harekatla ilişkilendirmek gerekebilir mi? Yani burada muhataplarıyla bir bunun şeyini tartışması. Şimdi bu üç tane seyahatten özellikle ilki daha önemli. Çünkü burada terör örgütünün en büyük destekçisi, hamisi konumunda bulunan ülke ABD. Ve Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak. Davetlisi olarak ve sadece Suriye meselesi veya Ukrayna meselesi değil, Türkiye-ABD stratejik diyalog mekanizmasının birinci aslında ana görüşmesinin yapılması için gitti New York'a. Ve bu mekanizmanın oluşturulması Biden ile Cumhurbaşkanımız arasında yapılan görüşmeden sonra karara verilen ama henüz etkili bir şekilde başlatılmayan bazı alt düzey iletişimlerin olduğu bir mekanizmaydı. Ve mekanizmanın temel amacı bozulan veya sorunlu olan ilişkileri onarmak. Eski haline getirmek çok mümkün değil açıkçası. Çok fazla dosya var ama onarmaya yönelik çabalar göstermek ve kanaatimce mutlaka New York'ta Sayın Çavuşoğlu tarafından bu da diğer konuların yanı sıra dile getirilmiştir. Çünkü Türkiye-ABD ilişkileri çok boyutlu. Bu boyutlardan bir tanesinde bizim için asli, ABD için belki tali olabilir ama ana boyutlarından bir tanesinde bu oluşuyor. Dolayısıyla bu ifade edilmiştir diye düşünüyorum. Mehmet Kancı, ne dersin? Yani Dışişleri Bakanı'nın hiçbir ziyareti tesadüf değil. Bir takım şeylerin de hazırlıkları. Bazen medyaya açıklanıyor, şunları şunları konuştuk. Hani hepimiz onu konuşuyoruz ama satır arasında bu da geçmiş midir? Haberiniz olsun, PKK-YPG'ye yine biz geliyoruz şeklinde ABD'de konuşulmuş olabilir. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki gündem maddelerine baktığımız zaman buna şu aşamada sıra gelmemiş bile olabilir. Hatta Türkiye, belki de Türkiye şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda bir açıklama yapma gereği de duymamış olabilir. İhtiyacı duymamış olabilir. Bunu terörle yani, mücadelede bu cümleyi duymak ve çok güzel, yani ülkenin bağımsızlığı noktasında da çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin, biraz önce de söyledim, öncelikle cevap vermesi gereken konu Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 12 Mayıs'ta Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG bölgelerine yönelik olarak o ticari ayrıcalık tanıma kararını aydınlatması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı malum. Türkiye'deki bir siyasi toplantıyla ilgili yaptığı uyarılarla ilgili olarak. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin kendisine yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapacağı bir operasyondan önce Washington-Ankara arasında konuşulması gereken çok daha öncelikli konular var. Ve Türkiye malum uzun süredir artık bu tür operasyonlar için yeşil ışık arayışını bıraktı. Ne Moskova'da ne de Washington'da böyle bir yeşil ışık aramıyor ve terör tehdidi kendisine nereden gelirse gelsin o ülkeye karşı veya o devlet dışı organizasyona karşı gereken operasyonu gerçekleştiriyor. Mehmet Çakır, teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Mutlu da oldum. Çünkü terörle mücadelede gerçekten böyle bir durum varsa da bu Türkiye'nin bağımsızlığı açısından da çok önemli. Şimdi bir İsrail-Filistin yapalım ki Filistin'e gideceğiz. Arkadaşımız Kubilay Çakır bizleri bekliyor orada. Kendisine dönelim. Kubilay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'deydi. Yarın İsrail'e geçecek. Neler aktarabilirsin bölgeden bizlere? Evet Cengizhan Cevahiroğlu, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin'e geldi öğlen saatlerinde ve Riyad Maliki ile, Mevkidaşı ile, yani Filistin Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve akabinde de Filistin ile Türkiye arasında yaklaşık 10 protokol imzalandı. Bunların içerisinde güvenlik, eğitim konularını kapsayan alanlar vardı ve yine farklı kurumlardan da, İçişleri Bakanlığı'ndan da, Türkiye Maarif Vakfı'ndan da, COSCAP'ten de temsilciler vardı ve protokoller imzalandı. Karşılıklı diyalog noktasında çok ciddi açıklamalar vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail'le son dönemdeki normalleşmesine yönelik olarak bütün iletişimin Filistin'le eşgüdüm halinde ilerlediğini söyledi ve Filistin meselesi konusunda iki devletli çözüme vurgu yaptı ve iki devletli çözümden uzaklaşılmaması gerektiğini söyledi. Ertesi günü, yani yarın sabah saatlerinde İsrail mevkidaşıyla yapacağı görüşmeye de vurgu yaptı. Yarın İsrail'le de görüşeceğiz. Ve bu konular ortada gündeme gelecek şeklinde ifade etti ve şunu söyledi: Türkiye ile Filistin ilişkileri İsrail'le olan bu son dönemdeki normalleşme adımlarından tamamen bağımsızdır. Türkiye-Filistin ilişkileri bağımsızdır bu konulardan diyerek bunu vurguladı. Aynı şekilde Riyad Maliki de benzer açıklamaları yaptı. Türkiye ile Filistin ilişkileri örnek ilişkilerdir. Çok güçlü bağlar var iki ülke arasında dedi ve bugün imzalanan protokollere o da vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı daha sonra akşam saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından ağırlandı ve orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti ve Türkiye'ye davetini iletti Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a. Aynı şekilde Filistin davası ile ilgili konular ele alındı. İki ülke ilişkileri ele alındı ve Türkiye'nin Filistin davasına olan desteği yine yinelendi. Bugün için Filistin'deydi bütün temasları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Yarın sabah saatlerinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le bir görüşme gerçekleştirecek. Akabinde İsrail Turizm Bakanı'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir görüşme talep ettiğini biliyoruz. Onunla bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor ve öğleden sonraki saatlerde de şu anda bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Kudüs Eskişehir'i ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü temaslar bu şekildeydi. Yine tekrar etmek gerekirse yarın da İsrail'de çeşitli temaslarda bulunacak Dışişleri Bakanı ve sonrasında da tekrardan Türkiye'ye geri döneceğini söyledim. Tabii bunun öncesinde de Tel Aviv'de yine yerel STK'larla bir görüşme yapması bekleniyor diyebilirim. Evet, Kubilay, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. 15 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan İsrail'i ziyaret edecek. Profesör Doktor Ferhat Birinci ve Mehmet Kancı ile sohbetimiz devam ediyor. Ferhat Birinci, ne dersiniz? Yani böylesine kritik bir süreçte İsrail ile yeniden ilişkiler kuruluyor ki çok da hassas. Çünkü Filistin'de İsrail'in baskıları dinmiş değil. Saldırılar devam ediyor. Köyler, evler işgal ediliyor. Ama bu süreç İşte ateşten bir yolda Türkiye ilerleyecek. Neler olabilir? Geçmişte olduğu gibi diyerek aslında başlamak lazım belki de. Türkiye-İsrail ilişkileri bakıldığında hep inişli çıkışta bir seyir izlemiştir. Ve bu inişleri çıkışları belirleyen de Türkiye olmuştur. İlişkileri indiren de Türkiye olmuştur. Daha sonra normalleştiren de Türkiye olmuştur. Ve inişleri olmasının ana sebebi de İsrail'in Filistin'deki işgal politikasıdır. İsrail'in Filistin politikası ve zaman zaman o bahsettiğiniz tarzdaki saldırılarıdır. Yani iki ülke arasındaki doğrudan bir sorun yok. Doğrudan bir sorun yok. İsrail'in Filistin politikası nedeniyle defalarca kez büyükelçilik seviyesinden daha aşağı seviyelere çekilmiştir. Protesto notaları verilmiştir. Kınama kararı alınmıştır. Uluslararası örgütlerde Filistin lehine, İsrail'in aleyhine kararlara imza atılmıştır. Oylar verilmiştir. Bunu bir kenara koyalım. Çünkü siz 15 yıldan beri ilk defa ziyaret diyorsunuz. Aslında ziyaretin ana vesilesi Filistin-Türkiye ortak komitesi toplantısı. Dolayısıyla Türkiye zaten burada da bugün Sayın Çavuşoğlu'nun Ramallah'ta yaptığı toplantıyla Filistin'i İsrail'le ilişkilerine feda edilecek veya ikame edilecek bir şey olarak doğrudan İsrail'e gidilmiyor. Önce Filistin ziyaret ediliyor. Hem bu boyutu da önce Filistin ziyaret ediliyor. İkincisi Türkiye meseleleri ayrıştırarak ele alıyor. Yani İsrail'le ilişkiler normalleşecek diye Filistin'in sorunundaki hassasiyetlerinden veya politikasından vazgeçmiş değil. Bunun altını çizmek lazım belki de. Ve dediğiniz ifade aslında çok önemli. Kırılgan bir süreç. Bu kırılganlığın da ana kaynağı İsrail'in gelecekte atacağı adımlar, Filistin'de atacağı adımlar. Tabii ki en ideal olan Filistin'de iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ve bölgede istikrarın olması. Ama yakın vadede bu zor görünüyor. Ama diğer taraftan şu boyut var. Bütün uluslararası ilişkiler olduğu gibi Orta Doğu'da da artık ilişkiler parçalı bir şekilde yürütülüyor. Uluslararası sistem dönüşüyor ve bir konuda uzlaşmazlığın olması diğer konularda işbirliği yapmaya engel değil. Ve bakıldığında da Türkiye ile İsrail arasında... Bir adı var mı? Bu söylediğiniz tespit parçalı önemli. İşbirliği diye ifade ediyorum. Kompartimentalizasyon diyebiliriz. Amerika'da acaba öğrenir mi bunu Türkiye ile? Aslında yapıyoruz. Cengiz Han Bey, ABD ile ticaret hacmimize bakın. 100 milyar dolar hedefimiz var. Senato pek yapmıyor ama. Evet, savunma sanayi ihracatımız da var, ithalatımız parçalı da var. Parçalı işbirliği. Parçalı işbirliği veya kompartimentalizasyon diyebiliriz. İşler öğrencileri not alsın. Çünkü bundan sonraki süreçte bu bir modellerden aslında birisi. Evet, yani ve Türkiye-Rusya ilişkileri de buna örnek verilebilir. Türkiye-ABD ilişkileri de aslında birçok ülkenin ilişkisi. Mesela Yunanistan'la ilişkilerimizde yapıyor muyuz bunu? Yani bakın istikşafi ve istişari diyelim artık. İstişari görüşmenin 64. turda yapıldı. 65'te yapılacaktı. Belki biraz sonra konuşacağız onu. Peki, onu konuşacağız. Dolayısıyla hani bakıldığında İsrail ile ilişkiler Filistin'in sorunundan vazgeçtiğinin anlamına gelmiyor. Tam tersine Türkiye birçok konuda İsrail ile ilişkiler iyi bir şekilde gelişince Filistin'de özellikle Gazze'deki insani duruma veya Batı Şeria'daki insani duruma katkı sunabilecek, daha olumlu yönde etkileyebilecek noktaya geliyor. Yeter ki İsrail Filistin'deki o saldırı politikasıyla bunu sabote etmesin. Bunun haricinde ben bir engel görmüyorum açıkçası. Ayrıca bölgede iki devletin işbirliği yapması veya bazı alanlarda işbirliğine gitmesi başta Doğu Akdeniz havzası olmak üzere birçok açıdan önemli
potansiyeller taşıyor. Enerji bugün dünyanın önümüzdeki yıllarda da tartışacağı en önemli şeylerden bir tanesi. Ve biliyoruz ki Doğu Akdeniz'de henüz keşfedilmeyi bekleyen ve çıkarılmayı bekleyen ciddi doğalgaz veya hidrokarbon rezervleri var. İsrail'in sahalarında çıktı. Bunların nakli ve ortak girişimler başta olmak üzere birçok konuda aslında işbirliği potansiyeli var. Hakeza bölgedeki bu işbirliği istikrarı yeniden sağlamak için, sükuneti sağlamak için yine iki ülkenin işbirliğine gitmesi olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ve en önemlisi de belki bu ilişkilerin olmamasından aslında iki tarafta gerekli dersleri çıkardı. Umudum ve temennim de o yönde. İsrail-Filistin politikası nedeniyle bu süreci sabote etmesin. Bundan sonra daha olumlu ilişki olur ama yavaş yavaş ilerleyecektir. Onu da söyleyeyim. Çünkü 15 yılda çok, bir hasar çok, var. Çok ağır büyük hasar beklenti dedi. İçinde olmamak gerekiyor. Evet. Mehmet Kancı, siz ne dersiniz? Yani Türkiye-İsrail ilişkileri parçalı işbirliği mümkün mü? Yapılabilir mi? Çünkü bir yandan da İsrail çok sert politikalar uyguluyor Filistin'e, Filistin halkına yönelik. Şimdi Sayın Ferhat Pirinççi çok güzel bir noktaya işaret etti. Biz bugüne fazla odaklanıyoruz ama İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana gerçekten Kudüs politikaları veya Filistin'e karşı yürüttüğü İsrail'in politikalar Türkiye-İsrail ilişkilerinde belirleyici rol oynadı. 1980 sonrasında bugünkü seviyenin dahi altındaydı aslında Türkiye-İsrail ilişkileri ve 1992 yılında bugünkü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un babası Haim Herzog Türkiye'yi ziyaret etti ve o dönemde de ilişkiler bu şekilde ısınmıştı. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de şu anda ülkeler arasında ilişkileri belirleyen 3 parametre ön plana çıkıyor. Ekonomi, enerji ve İran'ın pozisyonu. İran'ın nükleer programı ne olacak, nereye gidecek ve İran'ın Irak'ta ve Suriye'de yürüttüğü politikalar bölge ülkelerinde yeniden pozisyon almaya itiyor. Bir yandan da İsrail'in bugün yapılan Türkiye-Filistin Ortak Komitesi 2. toplantısı bağlamında İsrail'in bu anlamda da Türkiye'den beklentileri var. Nedir o? Batı Şeria'daki Filistin devletine, Gazze'deki Filistin yapılanmasına ekonomik olarak yatırım yapılmasını istiyor İsrail aslında. Ve bugünkü İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ki kendisi koalisyon ortağı aslında çoğunluk kendisinde olmasına rağmen başbakanlığı Bennett'e bırakmıştı. Yair Lapid Filistin tarafıyla Mahmut Abbas'la Filistin devlet başkanıyla uzun süredir el altından yürüttüğü müzakereler var. Ve Türkiye'nin de buna taraf olmasını istiyor İsrail. Taraflar bu nedenle daha ziyade pozitif gündeme odaklanmış vaziyetteler. İsrail tarafının yorumu bu. Bunun yanı sıra şu da vurgulanıyor. Tabii ki bugünkü İsrail hükümetinin azınlığa düşmüş durumda. Haziranda kurulan hükümet acaba bir yıl içerisinde yeniden hükümet yıkılacak ve İsrail yeni bir seçime mi gidecek? Hı hı. Bu sorular da sorulduğunda İsrail'deki analistlerin genel yorumu şu oluyor. Bu İbrahim anlaşmaları, İsrail'in Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları dikkat edilirse Cumhurbaşkanı Isaac Herzog daha ziyade bunların takipçisi durumunda. Bu politikanın hükümetler üstü bir politika olduğu belirtiliyor Türkiye ile olan ilişkilerinde. Yani eskaza Yair Lapid bunu sıklıkla vurguluyor. Netanyahu'nun bir kez daha hükümete gelip İsrail'i ve bölgeyi tarumar etmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Gelse dahi bugünkü politikaların Türkiye ile yakınlaşma veya bölge ülkeleriyle normalleşme politikalarının İsrail'de hükümetler üzeri bir devlet politikası olduğu ifade ediliyor. Pardon, zaten Cumhurbaşkanı Herzog'un da Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanımızla görüşmesi de aslında bunun bir işareti sayılır. Evet. Peki, en az bu süreç kadar karmaşık bir başka süreç var. Türk-Yunan ilişkileri ki Yunanistan'da bir paranoya var. Türkiye Yunanistan'ı işgal edecek paranoyası ki Türkiye'de gündeme bile gelmiyor Yunanistan ama geldi. Nasıl geldi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Mişotakis hakkında bazı yorumlarda bulundu. Bir o açıklamayı izleyelim mi sevgili seyirciler? Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan artık benim için Mişotakis diye birisi yok dedi ve ekledi. Neler söyledi Yunanistan'a yönelik ve Mişotakis'e yönelik, birlikte izleyelim. Şu anda ona yakın üs var Yunanistan'da. Ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var.
Kendisiyle görüştük. Kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Mitsotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. Biz kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Mitsotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mitsotakis diye birisi artık yok ifadesi önemli. Yunanistan'da da yankı buldu bu. Şimdi sebebi ne? Sebebi burada haritada gizli ve Ferhat Birinci, Profesör Doktor Ferhat Birinci ile bunu konuşacağız. Erdoğan neden bu kadar Mitsotakis'e ve Yunanistan'a tepki gösterdi? Çünkü birçok ülkeyle sorun yaşıyoruz ama ilişkiler asla kopmuyor. Şimdi burada bir harita var. Amerikan üsleri, Yunanistan'daki ABD üsleri ki sanki Yunanistan değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uçak gemisini görüyor gibiyiz. Ne dersin? Şimdi Amerikan üsleri gelmeden önce aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisinin ana kaynağı şu. Mart ayında Mitsotakis Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanımızla görüştü ve o görüşmede konuşulan bir husus var. İki ülke arasında anlaşılmayan bazı konular var. Bu konulara üçüncü tarafları sokmadan iki ülke konuşarak hakça ilkeler çerçevesinde çözsün şeklinde bir mutabakat sağlandı. Ve bu mutabakatın eş zamanlı olarak beraberinde Yunanistan öncesinde ve sonrasında sürekli olarak Fransa'dan silah alımları ve Fransa ittifak anlaşması, ABD'den silah alımları, ABD ile ittifak anlaşmasının yenilenmesi ve yansıdığa görülen üsler tahsis edilmesi ve bunun da üzerine Mitsotakis'in ABD ziyaretinde yoğun bir şekilde Türkiye kelimesini bir kez dahi kullanmadan ama bütün gündeminde ana gündem olarak Türkiye'nin bulunduğu bir konuşma yaptı. Gerek kongrede gerek Biden'la beraberken basında kapalı alanlarda tabii ki Türkiye'nin ismini zikretmiştir. Ama dışında bak kendisine sorduğunuzda ben Türkiye'yle ilgili bir şey söylemedim ki gibi bir yaklaşım. Sizin sunumunuzun başında ifade ettiğiniz şey çok önemli. Yunanistan'da bir paranoya var. Türkiye Yunanistan'ı işgal edecek paranoyası. Bir hani anekdot olarak söylemek isterim. Yunanistan ilk kurulduğunda, bağımsızlığın ilan edildiğinde veya tanındığında 47 bin kilometre kareye sahip bir küçük ülkeydi. Ve Yunanistan bu sınırlarını 132 bin kilometre kareye çıkarttı. Peyderpey, megalidar çerçevesinde genişletti, genişletti, genişletti ve bugünkü hale geldi. Ve işin ilginç tarafı bugünkü hale gelmesinde bütün topraklar Türkiye'nin selefi konumundaki Osmanlı'dan gitti. Ve yine işin ilginç tarafı Yunanistan bu toprakların büyük çoğunluğunu savaşmadan kazandı. O da büyük güçlerin desteğiyle kazandı. Yani geçmişte olan şeylerin aslında bir yansımasını Türk devlet aklı bunu unutmadığı için aynı zamanda... Ama nasıl geldiyseniz öyle gidersiniz diye de bir söz de var. Şimdi, oraya gelecektim. İki kere Yunanistan burada durmak zorunda kaldı. Birincisi Kurtuluş Savaşı sırasında 9 Eylül itibariyle de noktalanan o onlar açısından Küçük Asya felaketi olarak adlandırılan şey bizim için Kurtuluş Savaşı'nın sonu anlamına gelen olgu 9 Eylül. İkincisi de Enosis'i burada Yunanistan anakarasıyla birleştirmeye yönelik darbe sonrasında Türkiye'nin düzenlemiş olduğu Kıbrıs Barış Harekatı. Yunanistan 2020'de örtülü bir Enosis denedi. Doğu Akdeniz'den kendince bir kıta sahanlığı veya münasır ekonomik bölge oluşturup Kıbrıs'la özellikle Güney Kıbrıs'la kendi arasında bir kesintisiz alan oluşturmaya çalıştı. O da işte biliyorsunuz 2019 yılında Kasım ayında Türkiye-Libya ile arasından imzalanan deniz sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırasıyla beraber son buldu ve malum donanmamız oraya gitti. Yunanistan'ın bunu sorgulayacak cesareti bile olmadı. Yunanistan bunu nasıl dengelemeye çalışıyor? Çünkü Türkiye'nin giderek artan bir kapasitesi var.
caydırıcılığı var ve her şeyden önemlisi kararlılığı var. Yani ne olursa olsun her şeyi göze alır durumda. Fransa bu anlamda destek çıkmaya çalıştı, olmadı. Farklı ülkelerle işbirliğine gitti, olmadı. Şu an üst tahsis ediyor, yeni bir şeyler denemeye çalışıyor. Yine olmayacağını aslında anlayacak. Ama bunu dengelemek için bir yandan çok fazla silahlanıyor. Dünyada en borçlu ülkeler arasında Yunanistan. Ekonomik krizler ve IMF politikaları uygulanıyor. Avrupa Birliği'ne, özellikle Almanya'ya çok ciddi borçları var. Ama buna rağmen yoğun bir silahlanma faaliyeti içinde. Beraberinde işte üsler tahsis ederek tırnak içinde sanki Türkiye kendisine saldıracak da Amerikan üsleri bu saldırıyı engelleyecekmiş gibi bir algı içinde. Aslında Yunan halkının kendisinden de çok ciddi tepkiler var. Çünkü Yunanistan'da aynı zamanda bir anti-Amerikanizm de vardır yoğun bir şekilde. Ki bir önceki hükümeti veya iki önceki hükümeti hatırlayalım, Syriza'yı hatırlayalım, Çipras'ı hatırlayalım. Şu anda yoğun bir şekilde eleştiri alıyor. Doğal olarak da Türkiye eli kolu bağlı bir şekilde izlemiyor Yunanistan'ın bu hamlelerini. Tabii ki çeşitli önlemler alıyor ve siyaseten de aslında bunu yüksek sesle ifade ederek, özellikle Mitsotakis'in son ABD seyahatinde söylemleri ve ABD ile giriştiği yeni eylemler, girişeceği yeni eylemler üzerinden net bir eleştiri ve aslında bir anlamda Mitsotakis'in şahsıyla köprülerin atılması anlamına gelecek bu süreci yaşıyoruz. Mehmet Kancı'ya soralım. Mehmet Kancı, ne düşünüyorsun Türk-Yunan ilişkilerine dair? Şimdi aslında Mitsotakis'in Washington'da yaptığı açıklamalar Türkiye'den ziyade kendi hükümetini ilgilendirmesi gereken açıklamalar. Neden? Şimdi izninizle sizle Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis'in Mitsotakis'in Washington ziyareti öncesi yaptığı bir açıklamayı paylaşacağım. Washington'a sızlanarak, şikayet ederek ve lehimize harekete geçilmesi için yalvararak gitmek istemiyoruz. Yunanistan'ın saygın ve güvenilir bir müttefik olduğunu göstermek istiyoruz, diyor. Evet. Enerji Bakanı Hacıdakis. Sonra da Mitsotakis'in Beyaz Saray'da Biden'la yaptığı görüşmeden sonra söylediklerine bakalım. Sayın Başkan, Kıbrıs konusunda lütfen tüm etkinizi kullanın. Sonra kongre üyelerine dönüyor. Siz kongre üyelerinden Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hala kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum, diyor Kıbrıs konusunda. Şimdi Hacıdakis'in ifade ettiği sızlanma, şikayet etme ve yalvarma unsurlarının tamamı Mitsotakis'in Washington'daki temaslarında hayata geçirilmiş vaziyette. Öyle görünüyor. Şimdi tabii ki bu şartlar altında Türkiye'nin İsveç'te olduğu gibi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine neden karşı çıkıyor Türkiye? Terör örgütlerine ev sahipliği yapmalarından ötürü. Bu yalnızca bugünün meselesi değil. İsveç özellikle 1970'li yıllardan bu yana ASALA başta olmak üzere Türkiye aleyhtar ne kadar örgüt varsa hepsini desteklemiş, hepsini topraklarında barındırmış bir ülke. Keza Yunanistan'a baktığımızda yine terör örgütleri DHKPC, PKK, FETÖ terör örgütlerinin Avrupa'ya geçiş kanalı. Hı hı. Ve bunları Yunanistan'ın sahiplendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şartlar altında Türkiye ile Yunanistan'ın konuşacağı pek de bir şey kalmamış vaziyette. Bundan sonra Amerikan Senatosu mu Türkiye'nin muhatabı Yunanistan noktası? Öyle diyebiliriz, çünkü 13 Mayıs'ta Yunanistan parlamentosu 4 yeni Amerikan Yunan üssünün de Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılmasına yönelik bir kararı kabul etti. Bunlardan bir tanesi Girit'te. Girit adası zaten neredeyse tamamen bir Amerikan üssüne dönüşmüş vaziyette. Amerika niye buraya yerleşiyor? Hani Yunanistan için anlıyorum, tamam. Amerika'nın hedefi ne? Yani burada üsler alarak kimi hedefliyor? Türkiye'yi mi? Türkiye'den ziyade tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından yaşanan gelişmelere baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri şu anda Rusya'nın önünü hem Ege Denizi'nde hem Karadeniz'de hem de Doğu Avrupa'da Yunanistan'ı kullanarak büyük ölçüde kesmiş vaziyette. Özür dilerim Sayın Kanca, aslında bir de aynı zamanda Karadeniz'e kıyıdaş olan 3 tane NATO üyesi var. Ki evet. Bir tanesi de Karadeniz'in en büyük kıyıdaş devleti olan Türkiye. Dolayısıyla NATO ittifakında bundan faydalanmak yerine biraz da o kongrenin desteğiyle ve Yunanistan'a duyulan tırnak içinde muhabbetin desteğiyle Yunanistan tercih ediyor. Yani haritaya bile bakmak aslında doğrudan doğruya ABD'nin Rusya'yı denetleyebileceği, dengeleyebileceği birçok alan olmasına rağmen Yunanistan'ın tercihinde biraz daha siyasal isteklerinin de rol oynadığını gösteriyor, çok değil mi? Kısa tabii. Şunu söyleyebilir miyim? Ermenistan mesela özellikle birçok noktada Rusya'ya ve Fransa'ya angaje olmuştu ama hakkını son raddede savunacak kimse yoktu. Aslında herkes kendi hakkını kendi savunuyor. Şimdi Yunanistan'da aynı hataya düştü. Bu aslında 1814'te Etnike Eterya adı verilen örgütün kurulmasından bu yana, Ferhat Pirinççi Hoca biraz önce ifade etti.
Yunanistan bu örgüt aracılığıyla savaşmadan sürekli büyük devletlere angaje olarak onları arkasına alarak dönemin başat gücü kimse Rus Çarlığıysa Rus Çarlığına, Fransa ise Fransa'ya, İngiltere kralıysa ona da yaslanarak sürekli topraklarını genişletti. Bugünün destek alabildiği ülkeleri kim? Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Aslında 200 yıllık bir Yunan devlet dış politika geleneği devam ediyor. Mehmet Kancı, teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ferhat Pirinç'e 3 farklı başlığa değindik ama hepsi iç içe. Zaman zaman da şöyle geçmişe de götürdünüz. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, birinci sayfanın bu bölümüne şimdi bir nokta koyacağız. İkinci saat diliminde yeni isimlerle, yeni başlıklarla karşınızda olacağız.